Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Gündemdeki haberleri sizlere vereceğim. Fakat şunu belirtmek isterim. Hafta sonuyla birlikte gündemde çok fazla gelişme yoktu. Bunu söylemek isterim. Diğer coinlerde de Lushiba'da, Lunch'da, Raja'da, Bone'de, Pitbull'da vesaire herhangi bir gelişme yok. En sonki videolarımla birlikte hangi gelişmeler var bunları sizlere anlatmıştım zaten. Piyasada olan biten, yani ileride bizi etkileyecek unsurlar var. Bunları sizlere belirteceğim. Yeni gelişmeler, bu coinlerde yeni gelişmeler de oldukça sizleri yine bilgilendireceğim. Fakat önümüzde kripto camiasını etkileyecek bazı unsurlar var. Bunların haberini vermek isterim. Şu Bitcoin'de de son gelişmeyle ilgili konuşacağım. Bitcoin en son arkadaşlar hafta sonuyla birlikte, enflasyon verileriyle birlikte biliyorsunuz bir düşüşe geçmişti. Şimdi o düşüş yukarı yönlü bir trendde yükselme unsuru taşıyor. Ve buradan ben kendi düşüncelerimi belirtmek isterim. Buradan 21 dolara kadar bir long patlatmasıyla birlikte gidebilir. Yani bunu bir boğa koşusu olarak algılamayın arkadaşlar. Bir yeşillenme olabilir. Fakat bunun kar amaçlı, karınızı stabilize etmek olarak düşünün. Çünkü önümüzde 1 Kasım var ve 1 Kasım'da Fed faiz artırımları gelecek. Onunla birlikte kripto camiasında yeni düşüşler olabilir vesaire. Hiç mi güzel şeyler yok? Elbette olacak. Çünkü artık biz yüzdük kuyruğuna kadar geldik arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi kripto camiasını etkileyecek unsurlara gelelim. 1. Elon Musk arkadaşlar 19 Ekim'de Tesla şirketin bilanço açıklamasını bizlere bu verileri bizlere sunacak. Biliyorsunuz ki geçen seferde Tesla bilançosunda Bitcoin'lerin bir kısmını sattığını bizlere söylemişti. Şimdi ise 19 Ekim'de, yani arkadaşlar 2 gün sonra, bugün 17 Ekim, 19 Ekim'le birlikte Tesla raporu önümüze gelecek. Bitcoin tutuyor mu, sattı mı, bu veriler, bu raporlar bilanço olarak kapsamlı önümüze gelecek. Şimdi şunu savunan arkadaşlar var. Elon Musk balonu söndü. Artık eskisi gibi piyasaya yön veremiyor. Bu yönde gerçekten haklılar. Evet, ben de katılıyorum. Fakat şu önemli bizim için. Büyük bir şirketin kriptoya bakış açısı ne olacak? Yani bu şirketten ileriye dönük bir gelecek görüyor mu? Alım yapacak mı, satış mı yapacak, ne olacak? Bizi ilgilendiren durum bu arkadaşlar. Gelecekteki döngü bizi ilgilendiriyor. Gelecekteki icraat bizi ilgilendiriyor. Bu yönden, bu durumdan dolayı 19 Ekim arkadaşlar Tesla raporunu sizlere buradan bildireceğim yine bu gelişmeleri de. Ayrıca Mastercard yeni olaylara imza atıyor. Bunu da belirtmek isterim. Bankalarla birlikte yeni bir aracılık sistemiyle Bitcoin ve kripto dünyasını bankalara iyi bir şekilde entegre etmeye çalışıyor Mastercard. Mastercard CEO'su yine bugün bir açıklamasıyla kripto ve tüm kriptoları vurgulayarak arkadaşlar ana akım haline geldiğini belirtiyor. Ve daha da fazla gelecek diye söyledi Mastercard CEO'su. Bunu da belirtmek isterim. Önümüzdeki bir sonraki süreçte ise Kasım ayı geliyor arkadaşlar. Kasım 1'de artık Fed faiz artırımına gidecek. İşte bu yüzden çok aceleci davranmaya gerek yok. Piyasa yeşillense bile, longları patlatma operasyonu bile olsa, 21 bin dolarlara Bitcoin gelse bile bunu hurra diye atlamaya gerek yok. Çünkü 1 Kasım önemli. 1 Kasım'da Fed faiz artırımı yapacak. 75 mi, 50 mi? Piyasa bunu konuşuyor. Benim düşüncem 75 bas puan olacaktır arkadaşlar. Fakat şunu da belirtmek isterim. Yüzdük kuyruğuna geldik artık. Hani güzel günlere ben yaklaştığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü artık Fed o kadar faiz artırımı yaptı ki arkadaşlar. Bakın, birçok şirket artık üstüne gidiyor bu olayın. OPEC'te gördüğümüz gibi. Akaryakıtta gördüğümüz gibi. Çünkü doların güçlenmesi bu şirketleri zora sokmaya başlıyor. Ve Fed artık çok fazla tepki almaya başladı. Hem dünyada hem de büyük şirketlerle birlikte çok fazla tepki almaya başladı. Bunun bu şekilde gitmesi çok olağan olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bir yerden sonra bu kemeri gevşeteceğini düşünmekteyim. Şimdi sadece bir ABD olgusuyla kendi içerisinde ABD buna yaklaşamaz arkadaşlar. Çok güçlü dolar kendisine de zarar vereceğini biliyor. Ve bildiği noktada da yeni kemer gevşetme politikasına yine bir noktada geçecektir. Yani dolar endeksi zirveden artık yeni zirvesinden aşağı kademeli olarak inişe geçecektir. Ve biz bu dönemde de neyi göreceğiz? Altının da artmasını, gümüşün de artmasını, kriptonun da artışını biz bu gevşemeden sonra göreceğiz. Ve bunun da
yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Buradan da pes etmeye hiç niyetim yok. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.